Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve ve vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Hizmet-i imaniyede kalbimizi, aklımızı, vicdanımızı, ruhumuzu sabit kılsın inşallah. Kaydırmasın. İhtiyatlı hareket etmek dosturu. Sayfa 255. Tamam mıyız? Nurcular çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lazımdır. Nurcular ihtiyat, dikkat, temkin. Peki ihtiyat nedir? Bakın, ana bakmayın. Bakın, ihtiyat. İhtiyatlı olmak, dikkatli olmak manasında. E, dikkatli manasında olsa dikkatli de kullandı. Evet. Sakınmak, ileri düşünmek, tedbirlik. Tedbirli, ileri düşünmek, başka İşlerde basiret üzere bulunmak. Temkin ne demek? ağır başlı. uslu, ölçü, ölçü hareket sahibi. Heh. Bakar izzet, iktidar, kudret. Tamam. Peki dikkati ben söyleyeyim. Dikkat bütünsel bakabilmek. Dikkat bir latifedir. Sokak ağzı değil bu. Dikkat. Latife bu latife manaya verilen mehir. Mananın alınması için ödenen ücrettir. Herhangi bir şeye ödenen ücrete dikkat. O zaman üçünü Tayyip Pekmez karıştırır gibi karıştırın ne çıkar? Nurcular çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lazımdır. Cümleyi okuyayım oradan çıkarırsınız. Üçünü birleştireceğiz. Çünkü manevi fırtınalar var. Bazı dessas münafıklar her tarafa sokulur. İstibdadı mutlaka dinsizcesine taraftarken hürriyet fırkasına girer. Ta onlara ta onları bozsun ve esaslarını bilsin, ifna etsin. Hizmet rehberi 162. Şimdi Resul, ihtiyat, dikkat, temkin, bulunmak. Ne demek abiler? Nurcular çok ihtiyat, çok dikkat, çok temkinde bulunmalar lazımdır. Niye? Çünkü manevi, manevi fırtınalar var. Bazı desas münafıklar her tarafa sokulur. Ne olur? istibdadı mutlaka yani mutlak insanları dayatmalara, kendi ideolojilerine istibdad mutlak. Kendisi gibi düşünmesen, kendisi gibi yaşamazsan yok olacaksın. Buna istibdad mutlaka din, dinsizcesine taraf, taraftarken adamlar istibdat mı öyle? Benim gibi düşünmüyor musun? O zaman yaşamayacaksın. Böyle bir adam iken ne yapıyor biliyor musunuz? Hürriyet fırkasına girer. Yani başka partilere girer. Hürriyeti, demokrasi, medenilik, bilimsellik namı altında iddialarda bulunanlara girer. Ama zihniyeti bu. Ta onları bozsun. Başka? Ve esrarlarını bilsin ifna et. Burada yanlış yazılmış. Ne yazacaktı? If, i̇f. Doğru ya bu. şah olacaktı. İfşa. Demek ki niye temkinde, ihtiyatta ve dikkate bulunacağız. Sebebi şu, fırtınalar var, manevi fırtına var. Birbirimak götürüyor cümle. Desas münafıklar her tarafa girer. Öyle paldır küldür davranmak, paldır küldür ders yapmak, paldır küldür konuşmaya gelmeyecek bir zamandayız. Ama onlar senin sesini, kaydını, dersini ekler, keser, değiştirir. Bu onların zaten mesleği. Kastanlı birçok yerde ihtiyat her vakit gözlemdir yani. Evet. Çünkü bunlar her tarafa sokulur. Bunlar aslında din, din gibi yapmış dinsizliği. Bunlar istibdat sahibi. Yani Müslümanlara hak ve hürriyetler vermez. Demokrasi olmaz. Adam ne diyor? Köydeki diyor dağdaki bir insanın oyuyla benim aynı olur mu diyor. Demokrasi iddia ediyor şimdi bu. Ee, mesela köylü o elbise giydi diye aklı da o, o cinsten zannediyor. değer yargısı o. Kendisi şarkı söylediği için çok medeni. Bu çiftçi olduğu için gerici Yani elbisesini ve yaptığı işe bakıyor. Kafa bakmıyor. onla eşit miyiz diyor. Demek ki bunların yapısı istibdad ve mutlak sahibi. Böyle zihniyetti bu. İstidat mutlak benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi yaşamıyorsan, benim gibi tarafkirliğin yoksa, benim gibi giyinmiyorsa, iktisadi, içtimai, siyasi, hukuki, 163'ün tarifi, sağda böyle iken bunlar dinsizcesine yapışmış ama hürriyet fırkasına girer, yani demokratlara girer, millet partisine girer, o zaman yani ustat döneminde, ee, hürriyet perverlerin içine girer, sebebi orayı bozsun, veya Onların sırlarını ifşa et. Orayı nasıl bozar? Onlardan olur. İlçe teşkilatlarına girer, il teşkilatlarına girer, yapılanmaya girer partinin. Onlardan gözükür. Yaptığı zulümler partiye mal olur. Onlardan gözükür. Yaptığı dinsizliği, yaptığı zulmü, yaptığı haksızlığı, rüşvet demeyi, adam kaybı. Yani yaptığı her yanlışı, bulunduğu o şeyin, fırkanın yani partiye çökertmek için yapılıyor. Kasten. Ama halk ne diyor? Baksana bunlar böyle ya. Ve fatura par partiye, o teşkilata veya cemaate girer. Peki bizim cemaatimiz, şey partimiz var mı? Yok. Bir siyaset iş, işimiz yok. Bize ne yapar? Bize, bize girer. Fazla tutunamaz ama nurcular çok dikkat etsin de, deme her tarafa sokulur. Bir, içinize girebilir. Hulul tarzı olur. İki, noktayı nazar verirken insanlar zahire bakar o parti veya o hürriyet hürriyetperverler o dernek şöyle şöyle diye gözüküyor ya girmiş. Sen ihtiyat edeceksin diyeceksin ki onların zihniyeti aslında o değil onun tabanındaki yanlışlarındır vesaire diye ihtiyat baktıracaksın. Bir de bize de girer her tarafa çünkü manevi fırtınalar var şu anda. Acayip esiyor. Tevafuk etti bugünlere. Manevi fırtına var. Bazı dessas münafıklar her tarafa sokulur. Bizim cumartesine gelir, derslere gelirler. Bakarlar ne yapıyorlar, ne ediyor, bize zararı mutlak mı çalışıyorlar vesaire. Yani dikkat etmek lazım. Her zaman iyidir diyor. Ama bu demek değil ki, bu demek değildir ki işin hizmetini terk edeceksin. Ama her şeyi her, her yerde Herkeste konuşmayacaksın, anlatmayacaksın, yaymayacaksın. Bileceksin ama. Yakın dostlarına paylaşacaksın. Fakat onlar durur mu? Durmaz. Ne yaparlar? Videoyu keserler alttan üstten. Ondan sonra falanca böyle dedi diye yazı yazarlar. Girerler bir Rüştü abinin, Zübeyir abinin kitabına. Ki, o dedi diye kitap yazarlar. Rüştü abinin diyelim ki ihtiyattaki çıkan yazısına girer. O yazıyı indirir veya kendisi yazdırır. Oraya kelimeler sokar. Tamam mı yani? Böyle yazılara kelime sokar. E, Risale-i Nur ve Kur'an gibi korunmuyor ki kelime kelime bilelim. İfna, ifna idi, ifşa diye şey yapalım. Dikkat her zaman iyidir. İki. Kardeşlerim çok ihtiyat ediniz. Münafıklar çoktur. Mümkün oldukça Risalelerin buradan irsal edildiğini söylemeyiniz. Ta Risale-i Nur hizmetine zarar gelmesin. Kastamonu 9. Buradan yani buradan irsal edildiğine, burada yazıldığına, buradan gönderildiğine şey yapmayınız. Söylemeyin. Savaş bir hiledir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabe izin istiyor. Hendek Savaşı'nda. Ya Resulallah ben kafirin işlerini birbirini düşüreyim mi diyor. Hiç nasıl yapacaksın söylemiyor. Savaş bir hiledir yap dedi. Ondan sonra ona gidiyor sahabe. Ötekisinin aleyhinde dolmuş yapıyor. Öteki tarafa gidiyor. Bunun aleyhinde dolmuş yapıyor. O kafirler Yahudilerle, Yahudilerle beraberdi. İttifak etmişlerdi peygambere karşı. O sahabe birbirini düşürdü. Uzun yani biliyorsunuz. Ve birbirini düşünce birbirini yediler. Sonra kaçıp gittiler. Niye söyledim? Çok ihtiyat ediniz. Münafıklar çoktur. Mümkün oldukça Risale'nin buradan irsal edildiğini söylemediğin savaş. Maddi ve manevi her türlü savaş dünyada. Şu anda şu anda devletler savaşı devam ediyor. Şu anda 3. Harp çoktan başladı. ne savaşıdır? Vekalet savaşları. Şu anda kendi devletlerinde değil ama kendi adamlarını başka sahada savaştırıyor. Nesin savaştırıyor? Ekonomisiyle savaşıyor. Ekonomi savaş açmış. Teknoloji savaş açmış. En önemlisi de medyada ihval etmek, aldatmak, kandırmak savaşı açılmış. Sanayi savaşı açılmış. Boykotlar, mal satmalar, atlı satmamalar. Savaş nasıl olacak? Teknolojiyle savaş yapılıyor. teknolojiyi çökertiyor. Sisteme yazılıma bir giriyor, Mehmet Perden'i aç. Teknoloji bir giriyor, elektrik bakanlığı yazılımı çıkıyor. Maliye Bakanı çöküyor. Elektriğini trafo devre dışı oluyor. Çok acayip. Şu elektrik yok ediliyor. Dur, yok edil, durduruluyor. Sonra bir sürü işte demek ki 4 sahada bu savaş devam ediyor. Ee, o zaman niye saf olacaksın ki Merdan'a? Adam Mert mi geliyor ki Merdan'a davranacaksın? Onun anladığı lisanla anlatacaksın. E, buradan diyor Risalelerin irsal edildiğini söylemeyiniz. Başka okuyorum. Hizmet Rehberi 162. Hem çok vicdansız insanlar var ki... ...yukarıda çok münafık var diyor. Şimdi çok vicdansız insanlar var ki... ...münafık aldatmakla vicdansız ise eylem. Zalim, fiili zalim. Hem çok vicdansız insanlar var ki... ...garaz ve tama... ...veyahut haf ile nuru inkar eder veya gözünü kapar. Onun için kardeşlerime de tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler. Na ehillerin eline hakikatları vermesinler. Hem ehli dünyanın evamını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar. Değil mi? Bak hepimize bakıyor. Hazreti Mana çok bakıyor. Çok vicdansız insanlar var. Yani böyle bir münafık var demiyor. Münafık yukarıdaydı. Eylem, vicdan hisya eylemde. Bunlar garaz, garazı var başka bir sebeple ama başka bir sebep kullanır. Tama, doymamazlığı var. Şöhrette, hakikatte, bilinmede, ekonomide tama. Veyahut haf, korku cihetiyle nuru inkar eder, gözün kapat. Yani korkutur, yani İçeri girince ne yapar? Korkutur, evhamımızı tahrik eder, tamayı tahrik eder. Ya şurada bir iş yapalım. Veya işi çok daha yüksek bir yere terfi ettirir ki hizmet etmesin. Öğretmenin yaptığı hizmet müdür yapamaz. Müdürlük verir ki yeter ki hizmet yapmasın. Çünkü müdür talebelerle ikili ilişkileri yok. Evraklarla, yok kalorifer yandımı, öğretmenlerin isimleri, maaş bordroları, hocaların işte şulu, okulun yönetimi, maddi yönetimi müdür. Öğretmen ise bizzat talebeyle İşi çok, işi çok ve insanlarla ilişkileri kesilecek makama terfi ederler. O müdür oldu. Kar olmaz değil ama bizzat insanlarla ilişkilerde bu, bu da bir münafıkanın bir hareket. Hocam hücumatındaki desislerden biri de budur ya, Hı. cinli şeytan diyor. Kimisine fazla iş verir, ta ki hizmeti, imaniyeye vakit, vakit bulamasın. Kimisine de dünyanın cazibedar şeylerini cazip gösterir. Yani. Gösterir. Bizi tamamımızı tahrik eder. Bir de garazımızı tahrik eder. Şu falan cemaat, falan kişi. Biz tahrik ederler ki onunla savaşsın. Şu cemaat var ya böyle dedi abi. Falan can Risale'nin halinde böyle bulundu abi. Veya şunlar böyle ateistler, deistler, teistler. Şöyle yazıyorlar internette. işte çoğu Müslümanların düştüğü tuzak bu. Nurdular pek düşmez. Onlar ha bir akşama klavyede cevap yazıyor. Sanki onlar bilmiyor doğruyu. Hepsini biliyor. Niye meşgul ediyor? Böylelikle ne yaptılar? İkinci Emirdan geçiyor. Mısır'daki İhvan-ı Müslümini Emirdan da geçiyor. İki sene hizmet ettirmediler. Tam adam çıkıyor bilmeyenlere, bedevilere gidip tebliğ yapacak. Hemen önüne biri geliyor. Bilmiyor. Ya bir soru soruyor. Böyle cazip birkaç tane soru soruyor. hepsini cevap veremiyor. Bir tanesi geri dönüyor. Ona cevap hazırlarken, derken soru cevapla meşgul ederek adamların böyle avama, halkın içine girmelerine mani oldular. Sonra anladılar diyor. Emir Dağ 2'de anlatır. Şöyle de hizmet edelim. Hizmete kanaat ettirmez. Şunu da yapmak lazım. Şunu da açmak lazım. Şunu, şu yerde. De. Gücünün üstünde bir yer, yerler açtırır. Darmadağın olursun. Merkezi koruyamaz. Sonra veyahut haf korkutur, evamını tahrik eder, cihetiyle nuru inkar eder veya gözünü kapar. Onun için kardeşlerime de tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler. Nail'lerin eline hakikatları vermesinler. Nisyani nefs içinde nisyan etmemek başlığı altında 317'nin hemen 3 tane vecize. Nefsin seni sana unutturacak ya. Nefsini unutacağını, nefsinin hilesini nefsinin tuzağını, nefsini unutacağını unutmamak. Nisyan unutmak demektir. nisyan nefs, nefsini unutma içine girme. Unutacağını unutma. Unutacağını bil. Gibi. Tamam Nisan unutmak demek. nisan nefs, nefsini unutmak. Ha, nefsini unutan unutan ne yapar? Kendisini de unutur. Aşağı diyor Hasan Kendini unutmuş. kendinden haberi yok. Mert'i düşünse başkasına verir. Ha, bak okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci atvede ve la tekûnû kellezîne nesûlâh fânsâ dersini verdiği gibi nisyan nefis içinde nisyan etmemek yani huzuzatla ihtirasatta unutmak yani lezzetlerde, şeylerde nefsi ücrette. unutmak, ücrette nefsi unutmak kemalattır. Ama mertte, hizmette öne atılmak. Evet. Mesela ücret alınacak, mükafat alınacak, bilinecek, tanınacak, sevilecek, öne çıkacak şeylerde unut. Unut nefsini. Yani nefsin kemalatındandır. <laughs> Bu kemal kamil olduğunu gösteriyor. Tabii canım ben yaptım yani benim gibi kim nerede var yani dese. Benim gibi birisini gösterin. Dese. Her şeyde ücret atlıyor. Dershanede de, evde de, iş yerinde de. Yani hemen istiskalı celbeder. Yani İnsanlar böyle tık sinir bundan ya. Hemen bir mükafat olunu bu Üc hizmet olduğu zaman kim gidecek bunu tahta yüklemeye? Kim burayı süpürecek? Evde veya kim yapacak bunu? Hiç kimse yok ortada. Lan bir hizmet mi da evde de? Bunu kim yapacak? Sana gözüküyor yapmaz. Ya kadın kalkıp da musluğun contasını mı değiştirecek? Ad, adam kalkıp da perdeyi söküp de mi yıkayacak? Herkesin taksimulumal var ya. hep burada da hepimizin bir görevi var. Benim de bir görevim var. Sizin de bir göreviniz var. Sizinikisini ben yapamam. Benimkisini de siz yapamazsınız. Yapmamanız lazım. Ben kirbit getirdim. O gazaya getirdi. O fitil getirdi. O lamba getirdi. O şişe getirdi. Ortada Tek başımıza iken hiçbir şey yaramazdı. Şişe ne işine yarayacak? Gaz ne işine yarayacak gaz ya? Benim kibrit ne işine yarayacak? Ama hepimizinkisini meziyetimizi topladık. ortaya bir lamba çıktı. Ben istifade ederken senin istifadene mani olmuyor. Yani meziyetlerimizi ortaya havuza atacağız. Sonuç itibariyle hepimize bölünmeden, parçalanmadan bir, bir yakın bize geliyor. Onun için Ücreti ille bu dünyada değil ki ya. Allah dünyada da verir. Aklına, kalbine, ruhuna ferahlık verir. inşirah verir. Elem neşrah leke Sadrında böyle Cenab-ı huzuzat verir. Fuyuzat verir. Genişlemek verir. Aklına fikir verir. Kanaat verir. Nefsinin şerinden seni korur. Bu dünyada sevdirtir muvaffakiyetler verir. Sen böyle talep etmediğin halde. Ahirette de, kabirde de, sekeratta da, suhulette can verirsin. <laughs> Ama nefis öyle değil abiler. Biliyor, bildiğiniz şey. Hemen ücrette öne atlar. Ben yaptım. diyor. Mesela eskide derlerdi zeytin Güzel bir yemek yaptı. ve kim bilmiyoruz. 32 kişiydi. şeydi. bir sorardı. Bu yemeği kim yaptı? Ee, Baktı ki takdir etti. Kardeşler yaptı abi diyor bir tanesi. Olmadı demez. Şöyle yaparsan daha geliştirilir diyor. Öyle yaparsan daha güzel olur diyor. Olmadı demiyor hiç. Dolayısıyla mesela kim yaptı çok harika beğen abi demiyor. Kardeşler yaptı. Ondan sonra baktı ki yeni bir kardeş yeni daha yeni nöbet tutuyor. O yaptı ama olmadı. Hemen birisi üzerine alır. Ya Rüştü abi demez de büyükler der ki ya bugün nöbetçi kimdi ya falan diyor. Abi iyi olduysa kardeşler yaptı, kötü olduysa ben yaptım. Oysa o nöbetçi değil. Üzerine alıyor. E, tersin düşün. Her dedi cıvık gibi, cıvık gibi oluyor. Okulda, iş yerinde, fabrikada, ailede, hizmette, cemaatta ön atlıyor. Böyle ücret. Ben. Ben yaptım. Ben şey yaptım. Ben şey yaptım. Böyle bir acayip. Peki ne olur netice? O niçin yapıyordu? Tanınayım, bilineyim, takdir göreyim, onaylanayım vs. Ama tam tersine istiskal gelmediyor. diyor. Nefret ediyor herkes ya. Püş. Diyor. İkinci atvede sözler 477'den almış. Diyor ki, "Bismillah. تَكُونُوا كَلَّ kellezine نَسُولَهَا فَاَنْصَاهُمْ enfusahum." Dersini verdiği gibi, ne demek? Kendini unutmuş. Kendine haberi yok. Mefti düşünse başkasına verir. Fena ve zevali görse kendini almaz. Kendini unutmuş. Ne demek bu? Kendinde haberi yok. Allah'ın cezasına bak. Siz mi Allah'ı unuttunuz diyor. Siz mi Allah'ı unuttunuz? He? Namaz yok, oruç yok, dava yok. iman yok vesaire. Allah'ın cezasına bakın. Seni de ben öyle bir cezalandıracağım ki aklın durur. Dünyada. Seni sana unutturacağım. Ne demek o? Kendini unutmuş. Kendini tanımıyor. Haberi yok. Kimim? Niye buradayım? Nereye gideceğim? Nevciyim? Mefti düşünse bizimle ne alakası var ya? O köyden işte. Hemen sonra kaç yaşındaydı? Niye gitti? Kanser. O ben kanser değilim. Yaş. Bak. Mefti düşünse başkasına verir. Fena ve zevali görse e, hasta olmuş. Kaza geçirmiş. Yaşlanmış. Fena ve zeval ayrılıklar ve son bulmalar deyince kendisini çalmaz. Külfet ve hizmet makamı da nefsini unutmak aslında. Ramazan Resalesi'nde bu kendini unutmayı güzel izah ediyor Oku dinley, dinleyeyim. dinleyeyim. Bak, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Hı. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu görmez ve görmek istemez. Kendini unuttuğu için. Vay be. Kusurunu görmez, görmek istemez. Görmek istemez abi. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Vay be. Et ve kemikten çabuk dağılır bir şey olduğunu düşünmez. Et ve gez, zannet diyor ki Polat'tan, çelikten, demirden vücudum var. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi La yemü tane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs, tamaa ile şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Kendini kemal-i şefkatle terbiye eden halikını unutur. Hem netice hayatını hem hayatı ı düşünmez ahlakı seyyi içinde yuvarlanır diyor. Vay be kaçıncı sayfa mektubat? 405. nokta. 400, Vay be. İnsanı tarif etti işte. Şer insan. Kendin nefsi olarak... yani nefsi insanı tarif etti. İns nefis böyle tarif edilir. Işte. Mahiyetinde <laughs> Aysfak fark noksan kusur var ya bu. bu kendini unutmak bu sanki abi sadece. Vay be. Çok acayip ya. Bir hakikaten öyle bir daha tekrar edeyim. Fabrikada, iş yerinde, okulda, Evde, dershanede, hizmetlerde böyle hemen hemen atlar ücretlerde. Bilineyim, tanınayım, konuşulayım böyle. E, bir şey yapar ille ilan eder yani gizli yapmaz, yapamaz. İlle onu gösterecek. Kendi ve tanımamanın, tanımamanın cezası sanki istiskal. Ce, ceza, ceza işte. Cezga ne? Ceza istiskal. İlle mesela bir şey yaptı. Bu bana bak Mehmet buralar nasıl temiz mi ya? Oo hakikaten abi ya eline sağlık. E, eyvallah yani baş zamanımızda elhamdülillah falan. Ne uydurur peki kendisini? Bak uydurduğu şu benim nefsim. Teşvik olur canım. Onu söyle. Onlar da yapar ya böyle. E yapın demiyor da. Bak öyle diyor mu? Bak nefis nasıl kandırıyor. Bak Mehmet buralar nasıl temiz bak dün bayağı pildi ya bugün öğle namazında falan nasıl neredeyse işte yapacağımızı biraz yapmıştık. Bak nasıl şimdi? Eline sağlık abi. Kim yaptığını bile sormuyor. Belli ya. Peki bana sorsa niye söylüyorum? Tanınayım. Haşa. Tövbe estağfurullah. Allah için yaptık. Takdir için olur mu? Peki niye söylüyorsun? Teşvik olur. Yani her hayır yapılırken acayip bir şey. Ben realitede bahsedeceğim. Kur'an okurken, cevşen okurken, ders yaparken, birisi anlatırken, ders dinlerken, içeride coşma olur. Enerji pozitif ama. O yaptığımız hayır hasanat şeytan ona düşman. Onu nasıl tahliye edeceğim? Pişşşş. Onu başkasını anlattıracak. Şey var ya Hayrı isteyenine iktiza eden diyor. Bak hayrı isteyen rahmetliyan iktiza kudret, isteyen rahmetiyle Hakikaten kudretliyan ya. Hayrı mutlaktan hayır geliyor. Bu ser o, o Cenab-ı Hakk'a olan şeyi kendine almış olur. Allah'ın yaptırdığını ben yaptım diyor. Yani önemli olan bu değil. Önemli olanı söylüyorum bir daha. Bana bunu yaptıran yani temizlik temizlik her şey tamam imandandır tabii ki. Fakat bana anlattıran var ya anlattıran niye diyorum nasıl temizlik? İşte oradaki benim nefsimin aldatması, ihvası ne? teşvik olur. Hepimizi buradan aldatıyor. Bazen de derste diyorum ya böyle. Size evet ben burada bu amelimi iptal ediyorum ama Allah verirse verir. Ama bunu böyle yapıyorum siz de yapın diyorum ama ders makamda belki kurtarır. Demar diye ben nefis diyor daima kötü şeyleri sevk diyor. Daima kötü şeyleri. İşte burada yani Kötü bunu biraz düşünün abi kötü şeyleri. Yani daima diyor ya, daima dediği zaman 24 saat içine giriyor yani. Değil mi? Evet. İşte namazdayken tahliye erkanı bozmaya çalışıyor. Başka şeyler aklına getiriyor. Mesela de yemek yaptı değil mi? Sofra. Abiler ses çıkmıyor sizden. Nasıl? Maşallah, maşallah, barakallah. Bunu <laughs> o söylettiriyor. O adam. Hepinize bana da yapıyor daima hiç bırakmaz ki şeytan girip çıkar sabit değil kanınızda dolaştığı gibi dolaşır diyor şeytan girip çıkar sabit değil 24 saat nefis ama bize yapışmış ben diyor ya şeytani Ben rüya uykuda sana müdahale ediyor kötü getir rüyalar getiriyor oysa bir elinin yaptığını öteki eli unutsun diye hadis var ya ama bazen de iktiza ediyor o istisna da var yani Bağlada hani palto misali var ya, libas misali var yani. yani. Elbette hatıra gelir, gelmez değil. Eğer sende nefes varsa gelecek yani bu. Ona mecra vermek orada ehemmiyet. Evet. Mecra verirse, Çok güzel bir soru. Şey, 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 Peki. Gelir yani. Tabi bunu bu hayrı yaptıktan sonra söyleme söyleme ihtiyacı olmayan insan olmaz ki. Mutlaka ifade de et, et, et der. Mutlaka. <laughs> Peki ne yapacağız? Gelmez değil, gelir. Ya onu ya zararsız hale getireceğiz o enerji içimizden bak bak de de veya zararlı. Ondan sonra mesela diyelim ki ben yeri süpürdüm. İçimden diyor ki söyle e, bir kılıp bulmam lazım. Arkadaşlar bayağı nasıl oldu yani böyle teşvik için. Ama bunu ne yapmak lazım böyle? E, ne bileyim bunu söylettirmeyi müsbete hem ona dokunma. Elbise paltı nasıldı? Mektubattaki paltı mı? Evet. Bana giydiren. Ona şu şekilde bir cevap diyor ya 18. sözde. Evet. Herkesten fazla sen müflis olduğu için ilk önce sana verildi. Sana, eğer sana yaptırdıysa cenab Hak, demek ki sen senin ihtiyacın Senin ihtiyacın var. vardı. Bak diyor ya bak. Demek, ben, demek ki diyor ben masarın Güzel bir masajla güzel bir şey. Zira temessül etmediğiniz değil, memer olursun. Geçiyorum. Hem demek ki halk için de ben intihab edelim. Bu kadar insanlar için de bana bunu nasip etti. Demek ki benim bir özelliğim var. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Yani bu hayırlar bana yaptırılıyor. Benimle yaptırılıyor. Demek bir meziyetim var. Hayır haşa. Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi diyor. Oysa meziyetin olduğundan değil en çok sen muhtaçtın Hasan, muhtaç, şeydin, müflis ve Muhtaç, Müflis ve muhtaç olduğum için Allah dedi ki bana, ha bunu al da, ha bununla biraz yüksel. Recul-i facir manası da vardı bir yerde. Evet. Orada mı geçiyordu? Evet. Yok. Recul-i bir recul facir. İnne Allahi le yu'idu haza biddin bir reculul facir. İşte Allah reculul facir ile hizmet Bu bunun söylediği şey 18'in sözde kuru kuru üzüm çubuğunda üzümleri asılması. evet ona benzersin yani meziyet olduğundan değil. Üzüm ona niye takıldı? Kuru çubuğa. Meziyetinden değil ki ihtiyacı vardı adamın. Evet, kuru, kuru, üzüm çubuğunun niye ihtiyacı var? Ağaç mısın? Yaprağın yok. Gölgen yok. Odunun yok. Hiçbir şey aramazsın, üzüm çubuğu. Hiçbir şey. Bari Allah sana herkes sana ihtimam etsin diye başının üzerine koysun, sana değer versin. Üzüm takmış. Onu okudum da benim aklıma şey geliyor diye. Sonuçta bana takmış. Evet. Yani sonuçta bana takmış. Ama recülü facir noktası mesela benim nefsime daha çok vuruyor. Hani bana takmış diyorum bak, en azından hani. Çubuk da olsa, en azından bak ucunda üzüm var ya. Yani. Çubuk oldun tamam. Ama mesela recülü facir deyince... Yani recülü facir ne yani demek? Yani. Günahkar. Günahkar bir adama da bu dine hizmet ettirir mi? O çok mu? Sen, sen recülü facir bil kendini mesela. acayipmiş. Bunu mesela, bilmek. Şeyde ya hadiste geçiyor değil mi? Alim, alimlerde mi geçiyor? Bir genç görünce de ki bu benden daha bahtiyar içinde. Niye? Ben ondan yaşlıyım. Çünkü o yaş ufak olduğu için benden az günah işlemiştir. Benden daha az günah işlemiştir. Senden yaşlı birisini görürsen onu de ki günahına şahit misin? Yok. Gencin günahına şahit miydin? Yok. Ne seni şahitsin? Bu genç, genç ya benden daha az günah işledi yaş ufak olduğu için. Yaşlıya da diyeceksin ki diyor. Bu benden daha hayırlı günahını bilmiyorum ama benden daha fazla hayır yapmış yaşta olduğu için. Benden fazla yatsı kıldı. Benden daha fazla sabah namazını kıldı. Benden fazla derse gitti kitap Çünkü yaşlı ya. Böyle bak. Recülül facir yani günahkar rezil insana Allah bu dini mübine hizmet ettirir. İlle dine hizmet edenler dindar olmuyor. Bak. İnna Allah ile yu'idu bir recülül facir. Ha hazad bir din bir recülül facir. Üstad abi kendini recul-i olarak görüyor. Diyor ya ben kendimi beğenmemişim diyor. Ben, bana Cenab-ı Hak kendi nefsimi beğendirtmemiş diyor. Üstad kendini öyle bakıyor. Yani... Biraz böyle dikkat edersem ben de öyle düşünüyordum. Üstad kendisini böyle bakıyor. Aslında da öyle. Niye biliyor musun? Aslı da öyle yani. Gördüğü hakikatlarla kendisini kıyas edince Allah Resulü günde 70 defa istiğfar edermiş aslında riyakarlık yapmıyor. Usta kendini öyle görmüyor da, peygamber öyle görmüyor da istiğfar ediyorlar değil. Doğrudur. Sen şimdi Allah'ın kelamına ve rüyetine mazar olacaksın. Kabı kalbisine gideceksin. Bütün bunları aşacaksın. Bunları ben hak etmiş miydim? Yok. Ondan sonra gördüklerinin dışında daha görmen gerekenlerin açısı korkunç. Onlara göre gördüğün hiçbir şey değil ki. Bir de onlara göre beşeriyette onu yansıtamıyorsun. Ya senin aldığın o nimet ilahi gösteremiyorsun. En güzel şekilde ahlak dersi yapayım ama oradan indikten sonra en belki çirkin ahlakı evet. yapabiliyor. Onun için ustaların makamlarıyla ile gördükleri hakikatla kendi kaza Allah'ın insanı şu andaki durumuyla kıyas ediyorlar. Tek bir laf buluyorlar. Estağfurullah. Oraya bakarak. Bize bakarak değil. Estağfurullah, estağfurullah. Böyle yapmıyorlar aşağıya. Öyle bakıyor, estağfurullah. Estağ, estağ, estağfurullah. Öyle mi biliyorlar? Aynen öyle. Öyledirler çünkü. Rüyakarlık, dinde rüyakarlık olmaz ki. Niye yazacaksın? Yani gördüğü makama peygamber kabukabü seni gitmedi mi? İmanı bitti mi? İman gayba değil mi? E Allah ile görüştü. Allah'ı gördü. Allah'a iman gaypti. E görünce gayb bitti mi? Hayır. Onun o seviyesindeki görüntü. Onun Rabb'i, Alemin Aleminin mertebesi. Püüü. O zaman estağfurullah diyorlar. Ustad diyor ki ben kendimi recul-i facirden sayıyorum. Yani günahkar bir kul. Tabii ki. Niye? Olmam gereken oralar değilse. Olamadım. İle günah etmek yani böyle fiilen günah işlemek değil ki. Hakikatin günahı. Yani o makama göre benim şu andaki... Öyle in inanıyorlar der ki zaten öyle. Riyakarlık kitabı değil ki bu ya. Kendini mi satıyorlar? Tevazu makamında riyakarlık yapılacak. Öyle olurum. Doğru söylüyorlar. Ben onları doğru görüyorum. Çünkü gördüğü makam peygam Allah'a iman gayb değil mi? Amentü billahi ve melaiketi ve kütübü gayb değil mi? İman gayba değil midir? Gaybadır. Allah ı görmedi mi? Gayb bitti mi? Hayır. O seviyedeki imanı o. Bir de görebilecekleri makamlar yok mu Mehmet? Onlar hep kayıp. Onlara göre bakıp istiğfar ediyorlar. Yani olduklarına bakıyor, olamadıklarının mertebesi nihayetsiz. O nihayetsize göre nihayetli makam kusurludur. Oraya göre bu kusurludur. Günahkardır demiyor. Kusur, eksik, noksan. Kusurlu görmek. Yani günah değil bu. Kusurlu görmek ayrı bir şey. Günahkar görmek başka. Kusurluyum diyor. Yani o makama göre şu makam kusurludur. Yani 22. Zamanı diyor ya ben diyor kusurumu aczimi biliyorum. Değil Müslümanlar üstünde müteket bir anı bir makamı ihtiram istemek. Belki her vakit nihayet kusurlarımı hiçliğimi görüp ya hiçliğimi görüp istiğfar ile teselli bulup haklardan ihtiram değil dua istiyorum diyor. Vallahi öyle. Bunu en güzel ne bilirler biliyor musunuz abiler? Yani en güzel demeyeyim de. Böyle bir hayır hasenat yaptığımız zaman içimizden coşan o enerjiyi fark etmek bu bir. Barmada en... dedi dedik ya okuyalım mı istersen? Oku. Ok. Abi. O libas meselesini. Ok. Çünkü nasıl ki Murat'sa müzeyyen bir elbiseyi fahireyi birisi sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese, maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin. Eğer sen tevazu kerane desen, haşa ben neyim hiç, bu nedir, nerede güzellik? O vakit küfranın nimet olur diyor. Hani bütün bütün o kemalatı inkar oluyor. Küfran nimet oluyor. Kulleyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik oluyor. Evet. Eğer müftehirane desen ikinci e evet ben çok güzelim. Benim gibi bir güzel nerede var? Benim gibi birini gösteririz. O vakit mağrur ana bir fahirdir. Gurur kibirdir. Oluyor. Yani kendini almış oluyor. İşte fahirden ve küfrandan kurtulmak için demeli ki hem gururdan kibirden kurtulacak hem de küfrana nimetten kurtulacak. Evet ben güzelleştim fakat güzellik libasındır. Dolayısıyla libası bana giydirenindir, benim değildir. Hem küfranın nimetten kurtuluyor, hem de kururdan, gibirden kurtuluyor. Vay be. Evet. Orada Cenab-ı Hakk'ı O Kemal Sayfa kaçtı? Sayfa 11'in sonu vardı. 11'in sonu barla. Barla? 11 son. 11. sayfanın sonu. Evet. Mektubatta da var da ben barladakini okudum. Evet. Ben mektubatta kalmış kafamda da. Ne acayip bir şey ya. Bir de ikincisi hususi namaz kılarken. Bir de umumi burada kılarken namaz. E, arasında fark varsa o da tehlikeli. Bir de Mesut Nuri'ye de şöyle bir tabir kullanıyor abi. İnsan diyor herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Biraz önce dedim ya o herhalde alimlerin veya peygamberin "Gençler benim kadar yaşlı değil. Günahına şahit miyim? Yok. Ama benim kadar günah yoktur." demeli. Şey. He, söyle söyle. Arasında fark var dediniz ya yani. onun Hangisi? Yani tek kılmakla cemaatle kılmak. Mesela şu burada sen namaz kılıyorsun. Muaz hafızsın ya. Allahu ekber. Yani tam böyle odada Allah'a Ekber Ondan sonra rükiye gidiyorsun, odada tane toplar gibi burada püf. <laughs> Hazreti Ömer Efendimizin ölçüsü bu, Rehial anh. O söyledi benim değil bu. Sen anlarsın diyor. Riyakar olup anladın dereceni. namaz kılarken umumi kılı, mescide kılma ile eşitse korkma. Eksik varsa düzel. Her bir düşünce enerji paketi olduğunu, her fiil enerji paketi olduğunu, her bir hayal enerji paketi olduğunu unutmamak gerekiyor. İçimizden o coşan, o söyle söyle de de teşvik olur gibi o coşmalar onu iyi ayırt etmek lazım. Hak ne kadar var bunun içinde? Bütün bütün şehir değil. Yani öyle bir yerdesin ki orada tevazu yapamazsın. Cahillere tevazu yapılmaz. Doğru söylenilir. Bir de hakikaten demen lazım. Yani bütün bütün değil aşağı. haşa. Adam hiç elini sürmüyor mutfağa. Kampa gidiyoruz. 30-40 kişi varız. E bir, birkaç kişi yüklenmiş. O tek seni sürmüyor. Arkadaşlar bak elhamdülillah kalktık sabah bunları yaptık. Yani aslında bütün bütün şey değil ya. Yani. Çünkü niye? İşte yeri ve zamanı ve kimin söylemesi <laughs> önemli abi. Evet. Yeri ve zamanı kim, kime, ne makamda, ne maksatta demesi lazım. Yani bir daha söylüyoruz o adam mesela dese ki nasıl oldu arkadaşlar bu hizmet, bu yemek veya bu hizmet, bu ders derken kişiye göre değişir. Üstad da bazen diyor ya nasıl buldunuz, nasıl buldunuz diyor. Yani kişiye göre değişir, mutl mutlak tabi. Ben e, şimdi annemlere, bayanlara ders yapıyorum ya. Annenim, ha? Şimdi avamda nasıl tecelli ettiği bilmiyorum dersin. Şimdi ben bana göre ders yapıyorum ya çünkü alemde. Mesela anneme soruyorum bazen. Nasıl buldun dersi? Hani hı hı. size hitap edebildim mi? Ha tabii. O olur değil mi? Tabii tabii öyle o. o. Yani onun için kim kime ne mazı ne vakı ne maksat? Abi bakıyorsun toplu gidiyoruz da hizmet ediyoruz da beraber. Adam elini sürmüyor ya. Arkadaş ben bunlar yaptım sen de onu yap. Burada onu üstünü taslamak değil zaten kızmanın ifadesi bu. Bir de şey çok kızıyorum ben. Belki yani meşrebem ama ifade etmiyorum pek. Takdir cimrisiyiz ya. Ya takdir et hizmeti. Allah razı olsun bugün nöbet tutan. Allah razı olsun bu yemeği pişirmeye vesile olan. Ya e işte Suat kardeş çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bak güzele vesile oldun. Aa güzel emekli. Takdir et ya. Resulullah yapardı. Yeme yemeceğini sevmediği yokmuş ama yemediğini ses yapmazmış. Yemezmiş. Ama tenkit etmezmiş. Yani takdir etmeyi de bilmiyorsak bu adamlara da demek lazım. Takdiri bilmiyor. Hiç takdir yok. Hizmette elini sokmuyor. Diyeceksin de kardeşim. Kardeşim elhamdülillah sabah yatmadım Kaltayı hazırladık ama e, aranızda sizde olmanız lazım. onu Sizi de çok bekledim. Evet. Çünkü niye? Dev bunlara karşı şey oldukları için... E, istismarcı oldukları için onlara böyle bir şey anlatmak enaniyet olmadığı gibi istismarına da mani olursun. Kaçakları da önlersin. Onlara bak cahile tevazu yapılmaz. Mesela cahille konuşuyorsun. Bir şey, estağfurullah siz daha iyi bilirsiniz. Ben mi diyeceğim? Yok ben daha iyi biliyorum. Tabii ki daha iyi. Cahille tevazu olmaz. Bak cahille Hazreti Ali diyor ki Allah'ın. Cahille tartışıp da haklı çıkan alemi görmedim diyor. Cahile tevazu yaparsın öyle inanır. Esas, estağfurullah siz daha iyi bilirsiniz. Ha, e, tabii tabii ben de, ben de az değilim ha. Hadi bakalım. Aykla pirincin taşını. Yok kardeşim. Nasıl kim, kim yapacak bunu? Nefsinden emin. Diyor ki ya arkadaşlar çok oluyor. Camiye cumaya gittik. Ee, hoca dedi ki bir tanesi. Ya ben hutbeyi çıkarım ama vaaz etmeyi bilmiyorum diyor. E, ezana kadar 20 dakika var. Bir yerde denk geldim. Aranızda diyor, hoca bana verdi diyor hutbeyi. Tamam, Diyanet'ten gelemedim, hocam Ama diyor, aranızda hoca olan ve bu işin uzmanı olan yarım saat bize hitap edecek kimse var mı diyor. Hemen kalktım, ben varım dedim. İtebazı olmaz kardeşim, vazife düşmüş. Kalktım, ben hocayım dedim ve vaazım dedim. Öyle ders yapıyorum. Ondan sonra cenaze evinde de adam lan konuşuyor. Kardeşim sen bir sus, dur. Ve hoca gelmiş, hoca konuşuyor. Yani yeri ve zamanı ben illa dershanedeki durumlarla böyle değil. Evde de öyle. E, yaparsan adam hiç elini sürmüyor ya. Delikanlı veya kız veya şey. Kalkma yok. Ya Bak ben yaptım sen de bunu yap. A, yapmadıysa kavga çıkar. Yani kişi kim, kime neyi, ne zaman, nasıl niçin, makam ve maksat ustuba bakıp diyecek. Onu da kişi nefsinden eminse bunu diyebilir. Nefsinden emin. Ustad diyor ki ben senin nefsinden diyor emin olduğum için sana söylüyorum diyor Hüsa abiye ustad. Bununla hem uhuvvet risalesinde hem de ihlas risalesinde dört tane düstur var ikisinde de yani. Ha neydi? Ha düstur. Ha ha. Dört tane değil mi huvette de? İhlas'ta da öyle de. Kul vallahu ehed. Allah'a sen et. Lem yelidi ölem yelidi. Elem yekullake <laughs> fenat ihlasla dört üstür. Uvette de dört üstür mü var? Var abi. Aynen. Eğer doğru her yerde söylenme söylenmez. Her doğruyu söylemek senin hakkın değildir. Evet yani böyle. Evet buradaki siyoruz vaahirde vahum enelhamdülillahi <laughs> rabbil alemin el fatiha te mesalavat.